Evet. Matematik kitabımızı açıyorum çocuklar. Sayfayı söylüyorum. Sayfa 126'yı açalım. Şu anda ekranınızda görüyorsunuz. 126 ödevdi zaten. Günaydın. Sayfa 126 ödevdi çocuklar. 126'yı açalım. Evet, sayfa 126'da eksiden çıkan farkla ilgili sorularımız vardı. Şimdi buna başlamadan önce ben tahtada size birkaç bir şey göstereyim. Herkes dinlesin, bir hatırlatma olsun. Şimdi ne demiştik? En üstteki bir çıkartma işlemi yaptığımızda şurada küçük bir çıkartma işlemi yapayım. Mesela 96 eksi 13 olsun. Çıkartma işlemi yaptığımızda herkes ekrandan takip etsin lütfen. 6'dan 3 çıkarsa 3, 9'dan 1 çıkarsa 8, 83 diye bulduk mesela diyelim ki, değil mi? Neydi? Bu en yukarıdakine biz ne diyorduk? Eksilen. E yazıyorum sadece. Mikrofonunuzu kapatalım. Hasan mikrofonu kapatır mısın? Evet, ortadaki çıkan ve bulduğumuz cevapta fark değil mi? Bulduğumuz cevapta farklı. Fark ismi. Eksiden çıkan fark. Şimdi çıkanı bilmiyorsak eğer biz bir çıkartma işleminde çıkanı bilmiyorsak mesela bir tane örnek yapalım. Sadece dinleyin çocuklar. Çıkanı bilmiyorsak örneğin 46 çıkanı bir diyelim ki kırmızı bir tüp koydum. Çıkanı bilmiyoruz. Farkta kaç olsun? 21 olsun. Evet, çıkanı bilmediğimizde ne yapıyordum? Eksilende farkı çıkarttığımızda biz çıkanı, burayı buluyorduk. Yani 46'dan 21 çıkartırsak biz çıkanı buluruz. 6'dan 1 çık 5, 4'ten 2 çık 2, 25. Demek ki çıkan 25 diye buluruz. Tamam mı? Çıkanı istediğinde adı üstüne çıkartma yapacağız. 46'dan 25 çıkarttı. 25 olanı buldum. Evet. Eksileni isterse bizden bir de öyle bir örnek yapalım. Eksileni isterse bizden eksilenin en yukarıdaki sayıydı, değil mi? Eksilenin isterse bizden. Mehmet lütfen kapan. Eksilenin. Ayna bak. Yaptım. Mehmet lütfen mikrofonu kapat. Mehmet lütfen mikrofonu kapat. Şimdi sadece dinle, bir şey çıkartma. Sadece dinle ekrandan ve mikrofonunu kapat. Birazdan söyleyeceğim sayfayı tekrar. Evet, eksileni sorduğunda bize diyelim ki eksileni sorarsa bize eksileni sorarsa evet ekranda bir şey çizmiyoruz. Lütfen. Halil ekranda bir şey çizmiyoruz.
Evet, eksilerini sorarsa bize en yukarıdaki sayıyı. Diyelim ki böyle olsun. Çıkan 26, fark 12. Eksilerini sordu. Ne yapacağız bu sefer? Çıkanla farkı toplayacağız. Mehmet, ekrana bir şey çizmiyorsun. Evet, topluyorum. 6, 2 daha 8. 2, 1 daha 3. 38 olarak buldum. Bu şekilde. Farkı istediğinde de ise bakın burada var. Farkı isterse de bizde eksilerinden çıkarttığımızda zaten farkı buluruz. Evet. Kitabımıza geri dönelim. Sayfayı söylüyorum özellikle yeni girenler için. Sayfa 126'yı açıyoruz çocuklar. Sayfa 126'yı açıyoruz. Bu sayfa ödevdi. Şimdi bu ödevleri çözeceğim size. Şimdi bakalım. Birinciyi zaten örnek yapmış. Sayfa 126'dayız. Matematik kitabı. Sayfa 126'dayız. İkinci soruya geldik. Eksiler 89, fark 34. Çıkanı soruyor. Çıkanı bulmak için ne yapacağız biz? Eksilerden farkı çıkartacağız çocuklar. Eksilerden farkı çıkarttığımızda biz çıkanı, yani 89'da 34'ü çıkartacağız. Evet, 9'dan 4 çıkarsa 5, 5, 8, 8'den 3 çıkarsa 5, 55 olarak bulduk. Evet, ikinciyi yaptık. Mesaj olarak soruların cevaplarını atabilir miyiz? Ben sorarsam atın hani, sormadım. Öğretmenim, Mehmet az önce kitap ne? söyledi. Matematik kitabı sayfa 126. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Zaten bunları ödevle hızlı hızlı geçiyorum. Sadece çözmek için çözüyorum. Daha iyi anlamanız için çözüyorum. Bakalım bir sonrakine. Çıkan 54, fark 30, eksileni sormuş. Burada bu iki sayıyı toplayacak mıyız, çıkaracak mıyız? Cevabınız nedir? Bana mesaj olarak atabilirsiniz veya parmak kaldırabilirsiniz. Üçüncü sorudayız. 54 ile 30'u çıkartacak mıyız? Toplayacak mıyız? Eksilerini sormuş bize. Çıkartacak mıyız? Toplayacak mıyız? Amin toplayacağız demiş. Çıkartma mı yapacağız, toplama mı yapacağız? Eksilerini sormuş. Kim söyleyebilir? Evet, sadece Havi mi söylüyor? Hatice? Toplayacak Toplayacağız. Bir de. Başka söylemek isteyen. Sen toplayacağız demiş. Zeynep toplayacağız demiş. Leyla toplayacağız dedi. Parmak kaldırıp söylemek isteyen var mı? Zerrin toplayacağız dedi. Başka yanıt var mı? İbrahim toplayacağız dedi. Evet. 54 ile 30'u toplayacak mıyız, çıkaracak mıyız? Eksilerini sormuş bize. Evet. Eksilerini sorduğu için, eksilerini sorduğunda ne yapardık biz? Çıkanla farkı toplardık. Topluyoruz. Evet,
topluyorum. 4, 0 daha 4, 5, 3 daha 8, 84 olarak bulduk. Çocuklar. Evet, bir sonrakine geçiyoruz. Eksileni vermiş 48, çıkan 23, farkı sormuş. Adı üstünde fark. Ne yapıyoruz? Öğretmenim, sakinci kitabı çıkacağım. 1 mi 2 mi? Esma Nur, biz birinci kitabı geçeli aylar oldu. Birinci kitabı kullanmıyoruz artık. İkinci kitap. Birinci kitapları unutun. İkinci kitap sayfa 100. Sayfa 126 Esma Nur. 10. defa söyledim herhalde. Sayfa 126. Lütfen artık sayfa sormak için dersi bölmeyin. Evet. Eksilen 48, çıkan 23 farkı sormuş bize. Fark adı üstünde farkı sorduğu için ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Fark da fark demek zaten çıkartma demek. Çıkartıyoruz. 48'den 23'ü çıkarıyoruz. Dörtten iki çık, ilk şeyden birliklerden başlıyoruz değil mi? Sekizden üç çık, beş. Dörtten iki çık, iki. 25 olarak bulduk. Evet, ilk dört soruyu tamamladık çocuklar. Siz de yanıtlarınızı kontrol edin. Yanlış yaptıysanız düzeltin. Şu anda ekranda doğru çözümler ve yanıtlar var. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soruya geçelim. Eksilen 75, fark 33, çıkanı soruyor bize. Cevabınız kaçtır? Kaç buldunuz çıkanı? Kim söyleyecek? Çıkanı kaç buldunuz? Buradayız, 5. sorudayız. Çıkanı soruyor bize. Çıkanı kaç buldunuz? 42 öğretmenim. Parmak kaldırıyoruz. Sesli söylemek istiyorsak parmak kaldırıyoruz. Mesaj da yazabiliriz. Havin 42 buldum demiş. Cennet 42. Sarp kaç buldun? Kırk iki. Hatice kaç buldun? 42 öğretmenim. 42. Evet. Başka? Zeynep 42 bulmuş. İbrahim 42. Muhammed 42. Hasan 42. Leyla 42. Cennet 42. Evet. Başka? Cevabı söylemek isteyen. Zevrin 33 buldum demiş. 33 nasıl oluyor? Zaten fark 33. Evet, çıkanı sorduğu için bize çocuklar. Çıkanı sorduğu için bize ne yapacağız? Çıkan, adı üstüne çıkan, çık, çıkan. Yani çıkartma yapacağız demek istiyor bize. Eksilenden farkı çıkarıyoruz. 75'ten 33'ü çıkarıyoruz. Beşten 3 çık 2. 7'den 3 çık 4. 42 olarak bu çıkar. Evet, bir sonrakindeyiz. 6'da izlerinde 42 bulmuş. Yanlış yazdıydı az önce. 6'dayız. Çıkanı vermiş 42, farkı vermiş 23, eksileni soruyor.
Eksilerini kaç buldunuz? Eksilerini kaç buldunuz? Kim söyleyecek? Buradayız. Eksilerim. Tabii 65 buldum öğretmenim demiş. Başka bulan. Bir sonrakini başka bulan. Sarp 65, Hatice 65. Zerrin eksilerini soruyoruz. İbrahim 65, Muhammed 65. Evet, başka söylemek isteyen. Cennet 65 bulmuş. Zeynep 56 buldu. Test mi yaptın acaba? Halil 65. Evet, bize eksilerini sorduğu için ne yapacağız? Eksilerinde ne yapıyorduk? Topluyorduk. Çıkanla farkı topluyorduk değil mi? 42 ile 23'ü 42 ile 23'ü topluyoruz. 42 ile 23'ü topluyoruz çocuklar. Üç daha beş, dört iki daha altı, 65 olarak. İki üç daha beş, dört iki daha altı, 65 olarak buldum. Evet, son iki sorumuz kaldı çocuklar. Geçiyoruz son iki, yok son iki soru değilmiş, pardon. Son dört tane sorumuz var. Evet, son dört sorumuz var. Gene cevaplar isteyeceğim sizden. Eksileni vermiş, çıkanı vermiş, farkı istiyor. Kaç buldunuz? Abinin cevabı yapıştırdı 47 diye. Hatice kaç buldun? 47 öğretmenim. 47. Tamam, güzel. Zerri 47 buldu. Buradayız. Eksilerini vermiş, çıkanı vermiş, farkı soruyor. Halil 47 buldu. Cennet 47 buldu. Başka cevap vermek isteyen. İbrahim 42. İki bulmuş. Evet, farkı soruyor bize. Adı üstünde fark ne demektir? Çıkartma. Yani eksilerini çıkalım. Çıkartacağız. 78'den. 31'i. Çıkartacağız. Evet. 8'den 1 çıkarsa 7. 7'den 3 çık 4. 47 oldu. Bir sonrakine geçelim. Eksileni vermiş, farkı vermiş, çıkanı istiyor. Kaç buldunuz? Abin gelince bakmıştırdı 25, Hatice 25 dedi. Başka yanıt vermek isteyen, buradayız, bu sorudayız. Evet. Cennet 25, derse katılalım çocuklar. Ya yazarak ya parmak kaldırarak katılalım. Hani 75, Zerrin 75. Muhammed 25. Evet, çıkanı sormuş bize. Ne yapacağız? Eksilerinden farkı çıkartacağız değil mi? Çıkan adı üstünde. Çıkan. Çıkanı sorduğunda eksilerinden farkı çıkartacağız. Yani 68'de 43'ü
Evet, 8'de de çık 5. 6'da 4 çık 2. 25 olarak çıkanı buldum. Evet, son iki sorumuz kaldı. Evet, eksilen 59 fark 15 çıkanı soruyor. Hasan yapıştırdı cevap 44. Havik 44 demiş. Hatice 44. Cennet 44. Zeynep 44 buldu. Sarp 44. Evet, genelde 44 buldum. Muhammed 44, İbrahim 44, Zevri 44. Muhammed 44. Evet, çıkanı sormuş bize. Adı üstünde çıkan. Çıkartacağız yani. 59'da 15'i çıkartıyor. Dokuzda 5 44. 5'ten 1 çıktı. 44 olarak buldum. Evet, son sorumuzdayız çocuklar. Son sorumuzdayız. Hatice 67 buldu. Pavin 67 buldu. Evet, çıkanı vermiş, farkı vermiş, eksileri soruyor. Cennet 27 demiş. Cennet 27 mi acaba? Çıkartacak mıyız, toplayacak mıyız? Zeynep 67 demiş. Başka bulan söylemek isteye. Abin 67, Zeynep 67, Zeynep 67. Evet, eksilerini sormuş bize. Eksilerinde ne yapıyorduk? Yeşilde ne yapıyorduk? Çıkanla farkı topluyorduk. Yani 43 ile 24'ü toplayacağız. 24'ü toplayacağız. Üç dört daha yedi, dört iki daha altı, 67. Evet, 67 bulanlar doğru buldu. Topladık, 67 bulduk. Abi topluyoruz demiş, evet topluyoruz. İbrahim toplamayı da yapmış hatta mesajda bize. 43 artı 24, 67. Evet. Evet çocuklar, yanıtlarınızı şu anda ekranınızda görüyorsunuz. Leyla mikrofonu kapatır mısın? Evet. Yanıtlarımızı kontrol edelim. Yanlışsa düzeltelim. Dersimizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Matematik dersimizi. Bir de topluyoruz demiş. Tamam, söylemiştin zaten. Evet. Diğer sayfaya geçiyoruz yavaş yavaş. Sayfa 127'ye geçiyoruz. Sayfa 127'ye geçiyoruz. Evet, sayfa 127 ödev çocuklar, işaret koyalım. Bir sonraki sayfa. Sayfa 127 ödev. Benim zaten onu ödev vermiştiniz. Hayır, sadece 126'yı vermiştim. Sayfa 127. Nasıl yok?
126'dan 135'e kadar yok diyor öğretmenim. 126'dan 135'e kadar yok. Yani 127'den başlıyor. Yok bizde bunlar. Nasıl yapacağım? Evet, 127'yi işaretle yine de. İbrahim, ben sana bu sayfanın resmini çekip atarım. Tamam mı? Sen defterine yaz, orada yap, tamam mı? Madem yok. Tamam. Ama nasıl, problem nasıl yok anlamadım ama. 6 sayfa yok hemen hemen diyor. Öğretmenim, 6 sayfa. 6 sayfa yok. Tamam, ben sana resim çekip atacağım. Sen bunu defterine yazıp öyle çözersin o zaman. Hatta çekiyor resmi. Evet çocuklar, buradaki ödevi kısaca anlatacak olursak, burada da gene eksileni... Öğretmenim, ben ödevi yapmışım. Tamam Leyla, yaptıysan yaptın. Ne yapabiliriz şimdi? Ben söylemeden yapmıyorsunuz diye kaç defa söyledim. Yaptıysan da yaptın. Ne yapabiliriz? Tamam, kapat şimdi mikrofonunu. Bir şey anlatıyorum. Parmak kaldırmadan da konuşma lütfen. Evet, bu canlı yayın ders kurallarına uymayanları dersten çıkartmak zorunda kalacak çocuklar. Mikrofonunu sürekli açan, tahtaya sürekli bir şey yazan, parmak kaldırmadan atılıp konuşup sürekli dersi bölenleri dersten atmak zorunda kalacağım. Lütfen bu kurallara uyalım. Ve derslere de vaktinde gelelim. Tamam, şimdi süremiz bitti. Bak Leyla, ben ödevi anlatacaktım. 1-2 dakikam vardı, ödevi anlatacaktım. Araya girdin, beni böldün. Şu anda arkadaşların da hakkını yemiş gibi bir şey oldu. Şu an anlatamıyorum çünkü süremiz bitti. Neyse, artık yarın çözeriz. Lütfen sürekli dersi bölmeyin. Yaptıysan yaptın ya. Ne yapabilirim yani? Her şeyde mikrofonu açıp söyleme bana. Evet çocuklar, 15 dakika ara. Hayat bilgisi dersinde görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz öğretmenim.